Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ofansif Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. 1860 mini kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16 Şubat 2028 tarihine kadar geldik. Şimdi şöyle bir, bir önceki bölümde neler yaptığımıza bakalım. Bir önceki bölümü Nis galibiyetiyle kapatmıştık. Kendi evimizde playoff turunda ikinci etap mücadelesinde 2-0'lık galibiyet aldık. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardık. Bu bölümü Leverkusen maçıyla açacağız. Leverkusen'le kendi evimizde oynuyoruz. Sonrasında Eintracht Frankfurt deplasmanına gideceğiz. Frankfurt deplasmanından sonra Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maçımızı oynayacağız. Kendi evimizde Hamburg'la oynayıp sonrasında da Yine Şampiyonlar Ligi mücadelesini yapar. Bu bölümü kapatırız diye düşünüyorum. Yalnız şimdi fikstüre bakınca dikkatimi çekti. Bir sonraki bölüm çok zor başlayacak. Leipzig'le Deplasman'da sonrasında da kendi evimizde Bayern Münih'le oynayacağız bir sonraki bölümde. Şimdi bir sonraki bölümü düşünmeden önce bu bölümde galibiyetlerle ilerlememiz gerekiyor. Leverkusen'le kendi evimizde oynayacağız. Tabi bu mücadele de zor. İlk maçta Deplasman'da ne yapmışız ona bir bakmak istiyorum. Deplasman'da 2-0 kazanmışız. Banza ve James Makati'den gelmiş goller. Peki biz 2-0 kazanırken nasıl bir dizilişle oynadık? 4-2-3-1 oynadık. Şimdi ilerlemeden takım dinamiklerine de bir bakalım. Takım uyumu, kulüpteki atmosfer ve menajere destek mükemmel seviyede. 16 Şubat tarihine geldik. Bu bölüme yetişir mi bilmiyorum. Ama ya bu bölüm içerisinde ya da bir sonraki bölümde altyapıdan yetişen oyuncular duyurulacak. Bunu da merakla bekliyorum açıkçası. Altyapıdan iyi oyuncular çıkarsa bu kariyer daha da keyifli bir hal alacak bizim için. Evet şimdi o zaman... Bayer Leverkusen maçına doğru ilerleyebiliriz. Tabii arkadaşlar tekrardan hatırlatma yapayım. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Kariyerle ilgili fikirleriniz, oyuncularla ilgili fikirleriniz, önerileriniz yani yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Film form durumuna şöyle bir bakalım. Evet oldukça iyi son 3 maçta da güzel performanslar ortaya koymuş. Onun bu form durumunu tebrik edelim dedim ama oyuncu çok da sıcak karşılamadı bunu. Peki Mika sen bilirsin. Union Berlin'in başına Vogel, Heiko Vogel geçti. Union Berlin'de de teknik direktör değişikliği yapıldı. Iban Ruiz yani piyasa değeri oldukça yüksek. Mükemmelliyetçi yani şöyle altyapıdan bize de bu şekilde bir oyuncu çıksa gerçekten iyi olur. Tabii özellikler olarak bu seviyede olamayabilir ama oyuncunun kişilik mükemmelliyetçi olursa bizim için gerçekten güzel olacak. Şimdi sıradaki mücadelemiz Bayer Leverkusen maçı. Bayer Leverkusen'in de gözlemci raporuna şöyle bir bakacağız. 4-2-3-1 ile oynayacaklar. Oyun sistemlerine bir bakalım istiyorum. Şöyle bir veri merkezine gidelim. Uzun top uzun top yapacaklar. Bu biraz ilginç. Ön tarafta kanat forvet ve kanat oyuncusuyla oynuyorlar. Forvette de Turgeman'ı oynatıyorlar. 1.88 boyunda fiziksel olarak iyi bir oyuncu. Bu sezonki performansına bakacak olursak 20 maçta 1 gol 2 asistle oynamış. Bitiricilik sıkıntısı mı var? Yok, bitiriciliği de gayet iyi çok verim alamamışlar Turgaman'dan. Zayıf yönlere bakalım. Yani Leverkusen'in bu sezon form durumu kötü. Bundesliga'da da 12. sıradalar. Duran toplardan gol fırsatı yakalamakta problem yaşıyorlar. Takım oyunları kötü. Orta yapmada yine sıkıntıları var. Kafa vuruşunda sıkıntıları var. Yenilen gollerde 20 asistin 7 tanesi ara paslarından kaydedilmiş diyor. 20 asistin 7 tanesi de ceza sahasının dışından kaydedilmiş. Peki takım oyununda problem yaşıyorlarsa biz çalışkanlığı yüksek olan oyuncuları kullanabiliriz belki bu maçta. Onun dışında dikkatimi çeken duran toplarda hücum çalışabiliriz belki. Şuradan seçelim. Ofansif corner organizasyonları ve rakip sahadaki serbest vuruşlar çalışalım. Bu şekilde maça doğru ilerleyelim. Kendi evimizde oynayacağımız mücadeleye favori çıkıyoruz. 2-0'lık bir oranımız var. Rakibimiz Leverkusen'in oranı da 3-40. Bizde bu maçta şu anda herhangi bir sakat oyuncu yok. Herhangi bir eksiğimiz olmayacak. Eğer maç saatine kadar da bir sakatlık yaşamazsak. Wirtz bu maçta formu giyemeyebilir. Kasık çekilmesinden şüphe ediliyormuş. Şöyle bir bakalım. 1-4 gün Sağlardan uzak kalması bekleniyor diyor. Peki kadroda var mıydı? Evet ilk 11'de görünmüyor Wirtz. Umarım oynatamazlar onu. Yani önemli bir oyuncu. Onun olmaması onlar için büyük bir eksiklik olacak. Mista şu ana kadar iyi bir performans ortaya koyuyor. Ve gol, gol yenilmeden tamamlanan maç rekoruna da yakın. Şimdiye kadar gol yemeden 19 maçta görev almış. Bu rekor şu anda Selmani'de. Selmani'den bu rekoru almaya çok yakın Mista. Kendi evimizde Grunwaller Strasse'de yapacağımız Leverkusen mücadelesi için kadroyu hazırladık. Şimdi Dio'nun genel fizik kondisyonu çok iyi değil. Ondan dolayı ikinci yarıda onu oyundan almak durumunda kalacağım. Umarım ilk yarıdan skoru alırız. İkinci yarıda Dio'ya ihtiyacımız kalmaz. Çünkü 90 dakikayı çıkaramayacak bu genel fizik kondisyonla. Onun dışında hariti yine genel fizik kondisyonu kötü olduğu için ve maç yükü ağır olduğu için maç kadrosunu almadım bugün. Sadece önümüzdeki maç diyelim. Şöyle bir... Sol tarafa kanat bek diyelim. Bu arada çalışkanlığı yüksek olan oyuncularla oynamak istiyordum. Osto için 13, Banza'nın 13, Valle nasıl çalışkanlığı 13, Enguessan 14, Dio 14, Esugo sende nasıl 12. Esugoyu acaba çıkarsak mı bu maçta? Esugo yerine Lamin Kamara'yı alsak nasıl olur? Lamin Kamara burada oynayabilir diye düşünüyorum. Onun da çalışkanlığı 14. Tamam. Bu şekilde belirleyelim kadromuzu. Rakip oyunculara şöyle bir gelip bakacağım. Forvet'te Patrick Schick'i oynatacaklar. Turgeman'ı sol tarafa çektiler. Muhtemelen Turgeman da sol tarafta kanat forvet olarak oynayacak. Maçın içerisinde duruma göre Gendry'i belki sigorta beke çevirebilirim burada. Bakalım maç içerisinde karar vereceğiz buna. Kendi evimizde taraftarımızın önünde rakibimiz Bayer Leverkusen. Bu sezon çok iyi bir formu yok Leverkusen'in. Bundan faydalanmaya çalışacağız bu maçta. Şimdi ilk highlight ikinci dakikada geliyor. Rakibimiz taç atışından oyunu başlattı. Kaleciye döndüler. Atubolu Atubolu Tahla oynadı. Jonathan Tah Topla beraber hücuma çıktı. Hata yaptı. Nguessan topu kazandı. Lokoya verdi. Şimdi Madikamara Kikpiri Kikpiri O da geriye Mista'ya döndü. Mista Fofana'ya pas. Fofana da eski takımla karşı forma giyiyor bugün. Ostojic geriye Kamara. Tekrar aldı Ostojic. Paslaşarak çıkmaya çalışıyoruz Dio. Onun pası geride Fofana'ya. Topu kaptırmayalım da orada Fofana. Al işte ya. Bu adam resmen bomba ya. Sağuk. Kimse de müdahale edemedi topa. Golü gördük kalemizden. Fofana. Fofana. Bir maç iyi oynuyorsun. Sonraki maç yine hata yapıyorsun arkadaş ya. Pozitif futbola döneceğiz. Rakibimiz ilk pozisyondan golü attı. Şimdi Dio Korner'i kullanıyor. Arka tarafta Simon Banza golü attı. 1 Bir bulduk. Hemen cevap verdik rakibimize. 1 Bir getirdik skoru 8. dakikada. Yani Fofana'nın yaptığı hata canımı sıktı biraz ama hemen cevap vermekte önemliydi. Simon Banza yükseldi ve savunma oyuncularına rağmen kafayı vurdu. Yine oyuncularla bir konuştum bakalım. Rakip geliyor. Fernando Neto verdi pası. Geriye gitti top şimdi. Andrich Schmidt. Sağ tarafta Osto hiç kapabilir mi? Kapamadı. Andrich. Osto hiç alanını kapat. Yanıtın ta. Andrich. Bek oyuncusu ileri çıkacaklar. Ostoiş de orayı kovalıyor bir yandan. Şimdi Kostanoğlu. sağ taraftan getirdi, ortaya açtı. Turgeman dışarı vurdu. Gendrey aslında Turgeman'la eşleşmesi çok mantıklı değil Gendrey'in. Çünkü boyu kısa, Turgeman da hava toplarında etkili bir oyuncu. Bu eşleşme canımızı yakabilir. Belki devre arasında sağ tarafa Espen'i de alabiliriz onun için. Yine bir oyuncularla konuşalım bakalım. Yaratıcılık vereceğim oyunculara biraz. Bir de koşu yoluna pas yapmalarını isteyeceğim. Hücumda biraz daha etkili bir performansı ihtiyacımız var. 45 artı 2. Evet ilk yarı bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Performansınızı beğenmedim çocuklar. Dio'yu bir süre daha kullanacağım. Gendre'yi çıkarıyorum. Gendre yerine Espen'i oyuna alacağım. Espen'e de burada sigorta bekleyeceğim. Onun dışında şimdilik yapmak istediğim bir şey. Karşı presi açabilirim bir de. İkinci yarıya çıkalım. Rakipte de, de Taylan oyuna girdi. Espen de sarı kart görüyor. Espen'e sertliği azaltmasını söyleyeceğim. 60. dakikaya geldik. Rakip daha etkili oynuyor. Daha çok şut çekiyorlar. Dio'yu artık çıkarmam lazım. Dio'nun yerine N'O yeri oyunu alalım. Manu Valleo yerine Musavi oyunu alacağım. Kanat forvet hücum diyeceğim. Postu iç de Makati oyunu alacağım. Haydi çocuklar. Biraz daha etkili bir performans. Makatiye'de ters ayaklı kanat oyuncusu hücum diyeceğiz. Taylan taha döndü. Taylan aldı şimdi bir kez daha. Taylan merkezde Frimpong, Sheik, Onun pası Andri. Turgeman Hinkapya çıktı. Hinkapya. Ortayı da açtı. Uzaklaştırın. Şimdi Banza topu aldı. Banza. Döndü Musavi'yi buldu. Musavi'nin pası Enguessan. Tekrar Banza. Musavi'ye bakabilirsin. Sağda Makati'yi buldu. Foul. Yavlonski. Kart görüyor. Kırmızı kart mı oldu? Evet. Hinkapya mi? Müdahale yapan kimdi ki? Bir dakika. Hinkapya müdahale yaptı orada. İkinci sıradan kırmızı kartı gördü. Şimdi artık rakip 10 kişi kaldı. Yüklenmemiz lazım rakip kaleye. Hücum ağırlıklı futbola dönüyorum. Yalnız rakip kapandı gol atmamız lazım. 4-2-3-1'e çevireceğim taktiği. Kamara'ya iki yönlü orta sağlayacağım. Engoyes sana da derin oyun kurucu destek diyeceğim. Nahyar'a burada gizli forvet rolü verelim. Hadi bakalım. Şimdi highlight gösteriliyor ama Kick Piri rakibe bıraktı topu. Şik. Şik de kaybetti. Espen'le kazandık. Makati. Nahyar. Sağda Espen'i buldu. Espen, sol taraftan Loko gelmişti, ona pası verdi. Loko içeri girdi. Loko kaleci Atubolu, kornere çağrılı topu, korneri kullanacağız. Topun gerisinde Kamara var, Lamin Kamara, ortayı açtı, sekti top, Loco'nun önünde kalıyor. Loko, şimdi Neuer geriye pas, Enguessan iyi e kontrol, Enguessan şut açısı aradı, bulduk, geldi gol. Geçerli deme, gol geçerli be, işte bu be. James Makati attı, 2-1 öne geçiyoruz. Bu kadar zorlanmamamız gerekiyordu bence ama 83. dakikada da olsa golü bulduk. Şimdi dengeli oyun anlayışına bir dakika ya, dengeli oyun anlayışına dönmeyeceğim. Rakip zaten 10 kişi, pozitif futbola dönelim. Oyunculara da başarabilirsiniz diyeceğim bir kez daha. 88 oyuncu değişikliği hakkım varsa eğer değişiklik yapalım. Loco'yu çıkaralım, Mikafaye'yi oyuna alalım. Mikafaye ile de bir konuşalım. Hadi bakalım 90. dakika 5 dakika uzatma verildi. 90 artı 3. Evet bu maç bu skorla bitecek gibi. Kendi evimizde zorlansak da kazanmayı başardık. 2-1 galip geldik. Yani rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadık. Biraz hücum anlamında hala bence problemlerimiz var. Evet oyuncularla konuştuk. Oyuncular mutlu. Böyle devam ediyoruz. Güzel bir gelişme oldu. Biz maçımızı 2-1 kazandık. Dortmund kendi evinde Fortuna Düsseldorf'la 1-1 bir -bir berabere kaldı. 58 puanda kaldılar böylece. Dortmund'la aramızdaki puan farkını 5'e indirdik. Eğer Bayern Münih de kayıp yaşarsa Bayern Münih'le de puan farkı 5'te kalacak. Şimdi Engueesan iyi bir performans ortaya koydun oğlum. Tebrik ediyorum seni. Yenilmezlik serimiz 6 maça çıktı. Şöyle bir fikstüre gelip bakacağım. Sıradaki maç Frankfurt'la ve 6 günümüz var. Zamanımız var. Bu oyunculara ben yine de dinlenme vereceğim. Bu sefer 2 günlük dinlenme veriyorum oyunculara. Oyuncular biraz dinlensinler. Kendilerini toparlasınlar. Sonrasında Eintracht Frankfurt maçına doğru ilerleyeceğiz. Bayern Münih puan kaybı yaşamadı. 5-1 kazandılar maçlarını. Tabii Dortmund'un puan kaybı yaşaması Bayern Münih'in de iştahını kabarttı. 60 puanla liderlik koltuğuna Bayern Münih oturdu. Dortmund 58 puanla ikinci sırada. Biz de 53 puanla 3. sıradaki yerimizi koruyoruz. Şimdi sıradaki maçımız Eintracht Frankfurt deplasmanı. Çok kolay bir maç değil. Deplasmanda oynayacağız. O açıdan da zor. Frankfurt'un ligdeki sıralamada... Evet Bundesliga'da Frankfurt 15. sırada. Düşme hattının hemen bir sıra üzerindeler. Kendi evlerinde oynayacaklar. Düşme hattından uzaklaşmak isteyeceklerdir tabii ki. Yani savunma anlamında aslında bu yeni taktikle bence iyi işler yapıyoruz. Savunmada çok problem yaşamıyoruz. Son maçta Fofana'nın hatasından bir gol yedik. Onun dışında savunmada bence diri duruyoruz. O anlamda iyi. Ama hücumda biraz problem yaşıyoruz. Onu çözmeye çalışacağız bakalım. Şimdi bu maçta kanat oyunu yapacak rakibimiz. her ayaklı kanat oyuncularıyla oynuyorlar. Arkada da bir tane kanat bek, bir tane de sahte bekle oynayacaklar. 4-4-2 dizilişiyle oynayacaklar. O biraz problem olabilir bizim için. Duran toplardan gol fırsatı yakalamakta sıkıntı yaşıyorlar. Duran toplardan karelerini korumakta da problem yaşıyorlar. Yeniden gollerde 32 asistin 11 tanesi ara paslarından kaydedilmiş. Cesaret sıkıntıları var. Agresiflik sıkıntıları var. Top kapmada yine problem yaşıyorlar. 4-2-3-1 oynayan rakiplere karşı da sıkıntı yaşamışlar. Yani bu maça yine ben 4-3-3 taktiğimle çıkacağım. Ama hücum anlamında problem yaşarsak 4-2-3-1 taktiğine döneceğim ara pası daha yoğun kullandığımız 4-2-3-1 taktiği bu. Yani rakip de zaten ara paslarında sıkıntı yaşıyor. Maç içerisindeki B planımız birinci taktiğe dönmek olabilir. Bu maçta biraz da sert oynarız rakibe muhtemelen. Onun dışında önümüzdeki maç görebilmek için, deneyebilmek için koşu yoluna pas yap talimatını açacağım. Bir de oyunculara biraz yaratıcılık vereceğim. Bakalım bu hücumdaki etkinliğimizi arttıracak mı? Bunu deneyeceğiz önümüzdeki maçta. Şimdi şurada yine bence hücum çalışalım. Bu mantıklı olacak bizim için. Şuraya bir tane takım kaynaşması koyacağım. Ondan sonra da şuraya bir tane maç analizi koyalım. Maç öncesinde Holger Neuer'den bir sakatlık haberi geldi. Karın kasında zorlanma yaşıyor. Şu anda Neuer'i yeni bir pozisyon içine itiyoruz. Ondan dolayı özellikleri biraz düşüşte. Yetenek gelişimine şöyle bir bakalım ama biraz yetenek gelişiminde aşağı doğru inmeye başladı. Özelliklerde durum ne? Güç özelliğini bir puan arttırmış. Yine zihinsel özellikleri gelişmeye devam ediyor. Takım oyunu biraz düşüşte o bence biraz problem olabilir. Yani sakatlık yaşadı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak zaten. O sakatlığını atlatsın. Ondan sonra yine ara ara ona forma şansı vererek özelliklerini arttırmaya çalışacağım. Şimdi Frankfurt deplasmanı için ne yapacağız? Rakip sahadaki serbest vuruşlar ve ofansif korner organizasyonları çalışalım. Duran toplarda sıkıntı yaratamıyorlar rakiplerine. Tam tersine duran toplarda kendi kalelerinde problem yaşıyorlar. Onun için duran top çalışması olarak hücum organizasyonları çalışacağım. Yine geçiş aşaması çalışabiliriz bu maçta. Şampiyonlar Ligi maçları da oynanıyor bu arada. Yakında Şampiyonlar Ligi kurası da çekilecek muhtemelen. Inter, Lyon'a ile de, Arsenal de, Porto'ya ile Bakalım Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz de merak ediyorum. Şimdi oyuncu seçimini yine sonradan yapacağız. Deplasmanda oynadığımız mücadeleye favori olarak çıkıyoruz. Fagir'den, Missouri'den faydalanamayacaklar. Şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Frankfurt maçlarını kaybederken rakipleri nasıl oynadı acaba? Dizilişlerini merak ediyorum üçlü bir sistemle oynamış Mainz. Bayern Münih 4-3-3 mü oynuyordu Bayern Münih? Bayern Münih, Bayern Münih de üçlü bir sistemle oynamış. Leipzig, Leipzig de 4-4-2 baklava yapmış. Hoffenheim nasıl oynamış peki? Hoffenheim 4-2-3-1 ile kazanmış. Gladbach, Gladbach da 4-3-3 ile kazanmış. Tamam biz maçı şimdilik 4-3-3 taktiğiyle çıkalım. Maç içerisinde duruma göre problem yaşarsak 4-2-3-1 taktiğine dönüş yapacağız. Beklediğimiz kura çekimi geldi. Şampiyonlar Ligi'nde 16. etap kuraları çekilecek. Bakalım merak ediyorum rakibimiz kim olacak. Umuyorum ki biraz daha görece kolay bir rakiple eşleşiriz. Atletico Madrid. Atletico Madrid'in rakibi Manchester City oldu. Inter. Inter'in rakibi de Manchester United oldu. Evet biz seri başı takımlarla eşleşeceğiz. Seri başı takımlar arasında da çok kolay rakipler yok. Onun için bence bu tur bizim için çok zor geçecek. Arsenal'in rakibi Real Madrid oldu. Monaco Dortmund ile eşleşti. Şimdi Paris Saint Germain, Chelsea, Barcelona kim gidecek? Milan gitti. 1860 mini. Bakalım bizim rakibimiz kim olacak? Juventus, Chelsea ve Barcelona var. Juventus ile eşleştik. Yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz bunu? Bilmiyorum. Juventus'a da bir bakmam lazım. Juventus şöyle bir kadroya gelelim. Fagioli. Kilit oyuncuları Fagioli. Evet çok da iyi bir oyuncu. Blagovic ikinci kaptan. Seri A'da ikinci sıradalar. Taktik anlayışları neymiş? Üçlü bir sistemle oynayacaklar. Keza Blagovic. Evet zor bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde 16. etap turu. Son 16'ya kaldık. Tabi son 16'ya kaldıktan sonra kolay maçlar olmayacak zaten. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmaya çalışacağız bu turda da. Şimdi biz Frankfurt mücadelesine doğru ilerleyelim. Rakip takım talimatlarını asistan menajerden isteyeceğim. Şöyle bir kadroya bakalım. Gendre bu maçta oynasın. Fofana. Fofana'yı yine kesiyorum. Bir sürede forma şansı vermeyeceğim Fofana'ya muhtemelen. Burke'le başlayalım. Espen'le başlayalım. Espen'le başlayalım bakalım. Duruma göre sonradan Burke'ye döneriz belki. Esugo Dio, Enguesan, O'Stwich, Valleo yerine bu maçta Harit gelsin. Boris Sagari yedekler arasına alalım. Forvette Banz'ı olabilir yine. Tamam, bu şekilde çıkacağız bu maça. Sadece önümüzdeki maç diyeceğiz. Şimdi bu maçta topa dalalım. Rakip kanat oyunu yapacak. Orta yapmalarına izin vermeyelim. Bir de rakibi merkezden oynamaya zorlayalım. Onun dışında bu maçta denemek istediğim koşu yoluna pas yap ve daha yaratıcı oyna talimatlarını açacağım. Deplasmanda oynuyoruz. Dengeli oyun sistemiyle çıkacağız. Hadi bakalım maça doğru ilerliyoruz. Frankfurt deplasmanında zor bir maça çıkıyoruz. Başlangıç seremonilerini atladık ve başlama vuruşu yapıldı. Oyuna başlar başlamaz da kenardan başarabilirsiniz çocuklar diye bağırdım oyunculara. Maç momentumu şu anda bizde. Topla oynamada da %79 topa sahip olan tarafız. Ama ilk highlight rakibimizden geliyor. Piroya ortaladı. Kafa vuruşu da geldi. Gol de geldi. Kaufman attı golü. Çok erken buldular golü. Yani duran toplarda çok etkili bir takım değil diye duran toplarda savunma yönüne çalışmamıştık. Serbest vuruştan. Kalemizde golü gördük. Oyuncularla konuşup pozitif futbola dönelim. Şimdilik bu şekilde devam edeceğim. 25. dakikada geride kaldı. Top genelde bizde Rakip kaleye isabetli şut gönderemiyoruz yine. İlk yarı bu oyun anlayışıyla devam edelim. Eğer olmazsa devre arasında oyun sistemimizi 4-2-3-1'e çevireceğiz. Nguessan geriye döndü Gendrey. Onun pası şimdi Kikpiri. Gendrey bir kez daha. Gendrey sağda Espen kendini gösterdi. Espen'den iyi bir pas. Nguessan solda Harit'i buldu. Harit çevirdi. Banza nasıl kaçırıyorsun Banza? Banza net bir pozisyondan faydalanamadı. Şimdi yine rakibimiz kullanıyor. Çay bir Mista Corner'a attı topu. Dio biraz Dio ufak bir sakatlık yaşadı ama oyuna devam edebilecek gibi. Onu oyunda tutacağım. Şimdi Franjic derken highlight kesildi. Loco ile sol taraftan taç atışını kullandık. Loco bir kez daha. Şimdi Ace Sugo Su Gun şutu, trap topu kornere çeldi. Lokoya da kanat bek destek diyelim. O da biraz daha fazla katılsın hücuma. Harit kullanıyor şimdi kornere. Harit arka direğe doğru Banza'dan önce savunma. Larson da taça gönderdi topu. İlk yarı 1-0'lık mağlubiyetle kapatıyoruz. Şöyle bir oyuncuları tersleyeceğim. Performansımızı arttırmamız gerekiyor. Birinci taktiğe döneceğim. Banza'yı çıkarıyoruz. Borbası oyuna alıyoruz. Borbası da yardımcı forvet destek olarak oynatalım. Yani biraz daha ara paslarını etkili kullanmak istediğim için böyle bir şey yapıyorum. Bobas savunmayı o hattan çıkarsın istiyorum. Şimdi forvet arkasına Dio'yu çekeceğim. Sağ tarafta Makati olacak. Makati'yi de ters ayaklı kanat oyuncusu hücum olarak oynatacağım. Loko'yu da standart bek hücum olarak oynatacağım. Gole ihtiyacımız var. Onun için golü zorlamamız gerekiyor. Hatta ikinci yeri hücum ağırlıklı futbolla da çıkabiliriz. Hadi bakalım. İkinci yarıya ilerliyoruz. Gol ya da goller bulmamız gerekiyor. Top genelde ilk yarıda bizde kaldı ama etkili ataklar geliştiremedik. İkinci yarıda rakip kaleyi biraz zorlayıp goller atmamız lazım. Onu başarabilecek miyiz bakalım. 62. dakikaya kadar geldik. Hala çok bir şey yaratamadık. Savunma hattı zaten önde. Topa dalalım bakalım. Topa dalarak oynayalım. Şimdi Dio ile topu kazanmıştık. Kaybettik. Emre Gökay onun pası Piroe. Sağ taraftan Buta geldi. Buta'ya verdi topu. Buta, Piroe, ya. Larson yapma sakın aman. Mista ondan top taça gitti. 66. dakikadayız. Enguessan'ı çıkarıyoruz. Lamin Kamara'yı oyuna alacağız. Yani giren oyuncular da çok iyi oynamıyor ki. Kick Piri'yi çıkaralım. Mikafa'yı oyuna girsin. Bu oyuncularla konuştuk. Hadi bakalım. Yani rakip iyi kapandı. Rakip kaleye gitmekte zorlanıyoruz. Top bizde kalıyor ama tehlikeli pozisyonlar yaratamıyoruz bir türlü. Rakip tamamen kapandı. Dengeliye bir döneceğim ya da pozitif futbola dönelim. Pozitif futbola dönelim. Şimdi korneri kullanacağız. Duran toptan bir gol bulmamız lazım ki rakibi biraz açabilelim. Dio dışarı gitti ya. Dio. Oy oy. Dio topun gerisinde. Pası verdi. Kamara. Onun pası Harit. Loko'ya pas. Loko. Loko en geriye dönüyor. Kaleci Mista. Mista Espen oynadı. Espen. Makati Dio. Borbas'a doğru. Borbas. Yapma be Borbas ya. 2.30 gol beklentisi yakaladık ama gol atamadık. Şimdi topun gerisinde Dio var. ortaya açtı. Kamara golü attı. Hakemin eli havada. Bakıyorum oyunculara ama evet gol iptal edecek. Oyuncuların elleri kalkmadı. 88. dakikada duran toptan golü bulmuştuk ama zaten kaç tane oyuncu. <laughs> Bütün oyuncularımız offside'da. Bir de duran top çalıştık biz. Evet kötü olacak bizim için ama görünen o ki bu maç kayıplı kapanacak. Yücüm ağırlıklı futbola dönelim. Ranjic. Pası Wagner. Wagner topu çekti. Tekrar Ranjic'e verdi. Wagner bir kez daha. Merkeze doğru Larson. Onun pası Buta. Emre Gökay. Emre. Buta. Ortaya açtı. Kafa vuruşu da geldi. 90 artı 4 artık maç bitiyor. Son bir highlight izleyeceğiz. Espen Gendrey'e pas. Gendrey tekrar Espen'e. Espen Mika rakip kapandı. Biz de geride paslaşıyoruz. Evet Mista'ya döndüler. Artık maç bitecek. Makati merkeze doğru kötü bir pas ve top kaybettik. Zabarni'yi başlatmayacak muhtemelen de maç bitecek bu pozisyonda. Öyle bekleyeceğiz değil mi? Maç bitene kadar böyle bekletecek maç motoru bizi. Evet, öyle oldu. Deplasmanda maalesef 1-0 kaybediyoruz. Güzel bir serimiz vardı ama o seri Frankfurt deplasmanında bitti. Deplasmanda maalesef 1-0 mağlup olduk. Yani rakibe göre çok daha iyi oynadık. 2.43 gol beklentisi yakaladık. 17 şut çektik ama maalesef bir gol dahi bulamadık bu şutlardan. Rakibimiz 6 şut çekti. 037 gol beklentisinden bir gol çıkardılar. Toplu oynayan taraf da bizdik ama rakip kaleci zaten maçın adamı oldu. 7 tane şut kurtardı ve maalesef deplasmanda 1-0 kaybettik. Bizim sıradaki mücadelemiz Juventus'la olacak. Şampiyonlar Ligi'nde kendi evimizde Juventus'a karşılaşacağız. İlk maçı kendi evimizde oynuyoruz. Onun için avantajlı bir skor almamız gerekiyor. Bu arada Bayern Münih Leipzig deplasmanına gidecek. Puan kaybı yaşayabilirler. Dortmund da Stuttgart deplasmanına gidiyor. Bu maçların sonucunu da merak ediyorum. Henüz oynanmadı. Bakalım o maçlar nasıl sonuçlanacak? Puan kaybı yaşarlarsa en azından Bizim için iyi olur bu hafta, teselli olur. Hadi bakalım. Şimdi bu maçların sonuçlanmasını bekliyoruz. Maçlar ne oldu? Önce şu maçların sonucuna bir bakalım. Bayern Münih puan kaybı yaşamadı. 3-1 kazandılar maçlarını. Dortmund Stuttgart deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Böylece Dortmund 58 puanda kaldı. Bayern Münih 63 puana çıktı. Biz de 53 puanda kaldık. Yani birinci ile aramızdaki puan farkı 10 puana çıktı böylece. Şampiyonluk bu sezonda hayal olacak gibi bizim için. Şimdi önümüzdeki maça bakalım. Juventus'a kendi evimizde oynayacağız. Topa sahip olarak oynamaya çalışacaklar. Kanat bek ve iki yönlü bek kullanıyorlar. Zayıf yönlerde ne diyor? Yenilen gollerde toplam 17 asistin 6 tanesi ceza sahasının dışından kaydedilmiş. Hava toplarında problem yaşıyorlar. Yine 17 asistin 7 tanesi kısa paslardan kaydedilmiş. Pas konusunda iyiler. Duran toplardan gol fırsatı yakalamakta iyiler. Hava vuruşu konusunda iyiler. Peki tamam. Antrenmanlardan 2 tane sakatlık haberi geldi. Sadik Popana diz dönmesi yaşadı. 4-7 gün sahalardan uzak kalacak. Dimitriye Ostojic de işte, ayakta su toplanmasından dolayı sakatlandı. O da 5-7 gün sahalardan uzak kalacak. Şimdi Juventus maçı için serbest vuruş savunması ve ofansif corner organizasyonları çalışalım. Bu şekilde çalışabiliriz. Burayı değiştirmeyeceğim. Yani bu maçta bence Osto için sakatlığı kötü oldu. Makati'nin performansından memnunum ki Makati takımımızın en golcü oyuncusu. Şöyle bir ana sayfaya gelecek olursak. Evet 11 golle takımın en golcü oyuncusu Makati. Yani bu da aslında forvetlerimizin ne kadar formsuz olduğunu gösteriyor. Bakalım bu maçta sağ tarafta Makati'yi kullanmam gerekecek. Kendi evimizde oynuyoruz ve favori çıkacağız maça. %39'luk bir oranımız var. Juventus'a da %37 demiş anketler maç öncesinde. Fofana'dan Ostojic'den faydalanamıyoruz biz. Rakipte de Montipo bu maçta oynayamayacakmış. Elde kırığı varmış. Rakip kaleci. 24 maçta forma giymiş bu sezon. Onun dışında Mois de kalça sakatlığı olduğundan şüphe ediliyor. Onu da belki bu maçta oynatamayabilirler. 1-5 gün arasında sağlam uzak kalacak. Kendi evimizde oynayacağız Juventus maçını. İlk maç önemli. Forvet'te bu maçta Borbas'a göre vereceğim. Şimdi sadece bu maç diyelim. Sağ tara sol taraftaki bek oyuncumu kanat bek desteğe çevireceğim. Koşu yoluna pas yap talimatını açacağım. Onun dışında bir de şöyle bir rakibe bakalım. Ibanez'e pres yapalım demişler. Vlahovic'e de sıkı markaj uygulayalım demişler. Tamam yapmaya çalışalım bakalım. Kendi evimizde rakibimiz Juventus. Zor bir maça çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 etap turu artık. Başlar başlamaz da highlight gösteriliyor ama geniş özetteydi. Muhtemelen ondan gösteriliyor. Şimdi Burke Makati'ye verdi topu. Evet highlight kesildi. Geniş özeti kritik anlara çevirince highlight'ı kestiler. Başarabilirsiniz çocuklar dedim. Dio topun gerisinde. Friki'yi kullanacağız. Kaleye gönderdi. Kaleci. Mastrangelo sakat değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Aa, kalelerinde regen oyuncu var. Vay be. Korneri kullandık. Dio. Dio vurdu. Mastrangelo. Müdahale etmemiş topa. Diodan spektaküler bir şuttu. Maça iyi başladık rakibe göre. Daha iyi oynuyoruz şu anda. Ama bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Rakip Juventus sonuçta. Onlar buldukları zaman affetmeyeceklerdir. Şimdi rakip kaleci oyunu başlatacak. Ön alanda baskı yapmaya çalışacağız biz de. Masrangelo Ibanez'e verdi. Ibanez hata geldi. Makati Haydi Makati iyi kullan bunu çevirdi Borbas Dio'nun önünde kaldı Dio attı golü İşte bu be işte bu 1-0 öne geçiyoruz Juventus'a karşı Çıkarken hata yaptılar Hatalarını devam ettirdiler topu uzaklaştıramadılar Makati o Borbas'a verdi burada Borbas 4 kişi Borbas'a yüklendi seken topu Dio tamamladı 1-0'ı bulduk böylece Aferin çocuklar. Tabii ki 1-0 yeterli bir skor değil. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. Ama dikkatli olmamız lazım. Kalemizi de gole kapatmamız gerekiyor. 0 60'lık gol beklentisi oluşturduk. Rakibimiz 4 şut çekti. bir isabetli. Maç momentumu genelde bizim tarafımızda. Bu iyi. Şimdi devre arasına gidiyoruz. 1-0'lık üstünlükle girdik soyunma odasına. Performansınızı bir tık arttırmanız lazım dedim. Orta saha oyuncularıyla konuştuk. Savunma oyuncularıyla da konuşalım. Tamam bütün oyuncularımızı motive ettik maça. Barit çok iyi değil. Esugo, Enguesan çok iyi değil. Enguesan'ı çıkarabilirim. Onun yerine Madi Kamara'yı oyunu alacağım. Enguesan'ın maç yükü de ağırdı. En biraz dinlendirmiş olalım. Madi Kamara'ya da süre verebiliriz. Onun dışında başka bir değişiklik yapmak istemiyorum. Hadi bakalım. İkinci yarıya çıkıyoruz. Şimdi Timber, Agioli, Tekrardan Timber. Chiesa'ya ulaştırılar topu. Kamara müdahale etti ama McKenney de kaldı. Beraldo. Beraldo. Locatelli. Rakip paslaşarak geliyor. Offside hocam. Chiesa attı golü ama offside yok mu? Offside olması lazım bu pozisyonun. Oyuncuların ellerine kollarına bakıyorum bir yandan. Offside iptal. Tamam. Gol iptal oldu. İyi. Bizim açımızdan iyi oldu. Offside taktiğini oyuncularımız iyi uyguladı burada ki zaten 2 metre offside. Yalnız ikinci yarıya sanki rakip daha iyi başladı gibi. Maç momentumunu almamız lazım. 60. dakikaya kadar geldik. Tamam. Maç momentumu bize geçti. Sol tarafa şimdi ne yapacağız? Amin hariti çıkaralım. Musavi mi Vallejo mu? Musavi'yi kullanacağım. Musavi sen sol ayağını mı kullanıyorsun? Kanat forvet hücum diyeceğim. Onun dışında başka oyuncu değişikliği yapmayacağım şimdilik. Musavi ile de konuştuk. 70. dakikaya geldik. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Oyuncularla yine konuşalım. Juventus maç momentumunu almaya çalışıyor. Ama biz de oyunu tutmayı başardık şimdiye kadar. Yani savunma anlamında iyi oynuyoruz. 4-2-4'e döndüler. Kanat oyuncusu. Sol tarafta önde Kiyaza'yı kanat oyuncusu olarak oynatacaklar. Gendre'ye o zaman standart pek destek Aynı zamanda oyuncu talimatlarından da mevkiden ayrılmamasını söyleyelim. Tamam bu şekilde kalabilir sanki. Şimdi Dio ile hücuma çıkıyoruz. Sol tarafta Madi'yi buldu. Madi. Madi götürdü penaltı. Hocam penaltı. Evet penaltı verilecek. Ceza sahasının içindeydi bu pozisyon. Penaltıyı vermesi lazım hakemin. Bakalım kontrolü yapıyorlar. Evet penaltı verildi. Dio kullanacak muhtemelen. Dio. Haydi oğlum Dio. Dio topun gerisinde. Dio. Dio 2-0. Dio attı. Helal olsun be. Helal olsun. Süpersiniz çocuklar. 85. dakika. Şimdi Makati'yi çıkarıyorum. Onun yerine Boris Zagar oyunu alacağım. Boris Zagar'ı biraz geriye çekeceğiz. Musavi'yi de biraz geriye çekeceğim. Çalışkan kanat oyuncusu destek olarak oynatacağım. Yani burada sırıtabilir. Aslında şöyle de bir şey yapabiliriz. Bir dakika. Musavi forvet alalım. Sol tarafa kimi alabilirim ona bir bakayım. Valleo burada oynayabilir. Valleo'ya burada ters ayaklı kanat oyuncusu hücum diyelim. Zagara'da burada çalışkan kanat oyuncusu destek Bir oyuncu değişikliği hakkım daha var. Loko Yorgun. Loko'yu çıkaramam. Kendreyi çıkaramam. Esugo'yu çıkarabilirim. Esugo yerine Lamin Kamara'yı oyuna alacağım. Lamin Kamara ile de Madi Kamara'nın pozisyonlarını değiştireceğim. Haydi çocuklar size güveniyorum. Skoru korumamız lazım. Oyuncu değişikliklerini onayladık. 86. dakika. 90. dakika içerisindeyiz uzatmalara girdik. Şimdi bir highlight gösteriliyor. Bremer, Locatelli, Ruccieri. Bunun pası Fagioli. Beraldo'ya verdi. Beraldo. Sağda Mckennie buldu. McKennie ortalayamadı. Timber. Fagioli. Timber. Timber. Moise Keane. Dikkat edin araya. Oy Vlahovic attı golü. Bu sefer gol geçerli 2-1 oldu skor. Çok kötü oldu bu ya. Her şeyden kötü oldu. Son dakika içerisinde bir highlight daha gösteriliyor. Lamin Kamara. Tüylerim diken diken oldu. Topu kaptırıp da yersek çok kötü olur. Aman. Loco. Madi Kamara'ya verdi. Onun pası Dio. İyi bir pas. Musavi tekte Zagar'a. Haydi Zagar. Zagar. Çevir içeri oğlum be. Çevir artık. Geride Gendry'i buldu. Kamara. Madi vurun artık be gol be. İşte bu be. Madi Kamara attı. 3-1. 3-1 oldu. Harikasınız çocuklar. Harika. 3-1'i bulduk. İki farklı üstünlükle gideceğiz. İtalya'ya. Artık bitir hoca maçı. Evet maç bitti. 3-1 kazandık. Soyunma odasına gitmeden önce şöyle bir maç istatistiklerine bakalım. 12 şut çektik, 5'i isabette, 2 14 gol beklentisi yarattık. 2 tane mutlak gol pozisyonumuz, 1 tane de gol pozisyonumuz var. Bu maçta bence gol yollarında etkiliydik. Şimdi şöyle bir parmakla işaret edeceğim. Tebrikler beyler, iyiydiniz diyeceğim. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Mükemmel bir performansla maçı kazandık Dio 2 gol attı bugün maçta yıldızlaştı. Diyorum bu performansını tabii ki öveceğiz. Çok güzel bir performans diyordan. Maçı kazandırdı bize. Attı iki golle galibiyeti getirdi. Şimdi bu maçta boş yoluna pas yap talimatını açtık. Bu biraz işimize yaradı bizim. Sol tarafta da kanat bekle oynadık. Bu şekilde oynayarak hücumda daha etkiliydik. Bence taktiğimizi bu şekilde değiştirelim. Bu şekilde devam edelim. Hücumda biraz daha etkinliğimizi arttırırız böylece. Sıradaki maçımız kimle olacak şimdi? Kendi evimizde oynayacağız. Hamburg'la oynayacağız. Hamburg Bundesliga'da 12. sırada. Yani kolay maç olur mu? Emin değilim. Rotasyon da yapmamız gerekecek. Sonrasında deplasmana gideceğiz. Juventus deplasmanına. Hamburg maçında yine iyi bir kadro ile çıkmamız lazım. Bir yandan Bundesliga'da da puan kaybına tahammülümüz yok. Onun için Hamburg maçına iyi bir kadroyla çıkıp az rotasyonla gideceğiz. Bu maçı da kazanmaya çalışacağız. Tabii zor bir dönemden geçiyoruz. Mart ayına geldik. Zor maçlara çıkıyoruz ve çok sıkışık bir fikstürümüz var. Mart ayında biraz daha rahatlayacağız. 4 maç oynayacağız mart ayında. Ama şubat ayında 2 4 6 8 maç yaptık. Tabii bu da bizi biraz zorladı. Yine bence ona rağmen iyi atlattık şubat ayını. 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 5 de galibiyet aldık. Yani bence bizim seviyemizde bir takım için iyi, iyi ilerliyoruz. Hadi bakalım, devam edelim. Hamburg için de gözlemci raporu geldi. 4-2-3-1 dizilişiyle oynayacaklar. Oyuncuların arasında uyum da çok iyi değil. Orta saha oyuncuların arasındaki uyum çok iyi görünmüyor. Stoper oyuncuların arasındaki uyum da çok iyi görünmüyor. Şöyle bir oyun sistemlerine bakacak olursak hızlı kontra atak yapacaklar. Yani bence taktik çalışması olarak geçiş aşamasında neler yapacağımıza çalışmamız lazım. Hızlı kontra atak yapacaklarsa geçiş oyunlarını kullanmaya çalışacaklar. Zayıf yönlerine bakalım. Savunmadayken yakın direğe atılan duran toplarda oldukça iyi durumdalar. Güç, liderlik, bölge hakimiyeti, Pas konusunda sıkıntıları var. Yapılan asistler genelde ortalardan kaydedilmiş. Drip linkleri kötü, markajları kötü, top kapma kötü. Ön sezi yine kötü. Soğuk kanlılık konsantrasyon konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Yani önemli zihinsel özelliklerde problemleri var. Teknik kötü, ilk kontrol kötü, pas da kötü. Rakibe biraz baskı yaparak, karşı presi kullanarak ve sert oynayarak çıkalım istiyorum bu maça taktik çalışması olarak da geçiş aşamasında neler yapacağımıza çalışırız. Böylece rakibin hızlı kontra atakları çıkmasını engelleriz diye düşünüyorum. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'nde deplasman içeride oynadığınız maçlar çok fark ediyor. Onun için iki farklı gitmek avantaj ama kesin gözüyle bakamıyorum ben yine. Deplasmanda oynayacağımız maç çok zor geçecek ama oraya gitmeden önce Hamburg maçına konsantre olalım. Şimdi bu maçta top bizdeyken neler yapacağımıza değil, geçiş aşamasında neler yapacağımıza çalışacağız. Duran top çalışmalarını olduğu gibi bırakacağım. Maça favori çıkıyordu. 1.73'lük bir oranımız var. Rakibimizin oranında 4.33. Yani çok fazla da eksik oyuncuları var. Bizde de tam tersine bu maçta herhangi bir eksik oyuncu yok. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yani rotasyon yapacağım ama hedefim amacım bu maçtan 3 puanı almak. Çünkü Bundesliga'da da puan kaybına tahammülümüz yok. Kendi evimizde oynayacağımız Hamburg mücadelesi için kadromuzu hazırladık. Bu maçta biraz rotasyon yapmaya çalıştık. Zagar'ı ön tarafta kullanacağım sağ tarafta. Forvet'te Banzo oynayacak. Orta sahada Madi Kamara'yı kullanacağım. Sol bekte de Kickpeer oynayacak. stoperde Espen'i kullanıyorum. Sağ tarafta da Burke'yi kullanacağım bu maçta. Şimdi bu maçta neler yapacağız? Topa dal talimatını açacağım. Yine karşı presi kullanacağım bu maçta. Bir de rakip ceza alanına paslaşarak girmeye çalışalım. Bunu da kullanmaya çalışalım. Rakibe şöyle bir bakacak olursak bu şekilde kalabilir burası. Takımı bildirelim bakalım. Oyuncuları soyunma odasında motive edelim bu maç için. Sonrasında hazır hale geleceğiz. Ne diyelim? Kendi evimizde oynuyor olmamızın avantajını kullanmamız gerekiyor. Sizlerden galibiyet bekliyorum dedim. Mevkiler bazında konuştuk. Sadece Espen çok tepki göstermedi konuşmamıza. Onun dışındaki bütün oyunculardan olumlu tepki aldık. Hadi bakalım. Kendi evimizde rakibimiz Hamburg. Bir önceki maçta Frankfurt deplasmanında puan kaybı yaşadık. Bugün kazanmamız gerekiyor. Highlight ile başladı maç ve golle başladı maç. Simon Banza duran toptan, kornerden affetmedi rakibi. Arka direkte pusudaydı Banza. Ve golü attı. 1-0 yakaladık. Dion'un ortası Simon Banza yine çok iyi bir kafa vuruşuyla topu alara gönderiyor. Burayı puan durumuna alalım. Evet maça golle başladık. Bu iyi oldu bizim için. Şöyle bir oyunculara başarabilirsiniz dedim. Olumlu tepki almadık bundan. O zaman bir sürü oyuncularla konuşmamak gerekiyor bence. Ya da daha çok çabalayın beyler diyebiliriz. Bu şekilde konuşabiliriz. Rakip kaleye baskı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi Kikpiri topu aldı. Geriye Mikafaya'ya oynadı. Aya Esugo'ya. Esugo çok iyi bir pas. Harit kontrolü iyi. Harit'in şutu. Hakemin eli havada. Bakalım. Ben oyuncuların kollarını takip edeceğim. Bence gol geçerli. Oyunculardan iki tanesi kollarını kaldı. Aa gol iptalmiş. <laughs> Tutturamadık yine. Galiba oyuncuların hepsinin kollarını kaldırması gerekiyor. Yalnız pas çok iyiydi. Zamanlamayı tutturamadı. Savunma arkasına çok güzel bir pas gönderdi Esugo. Yani rakibe göre çok daha iyi oynuyoruz. 1-0 olması biraz can sıkıcı. Gol atmamız gerekiyor. Daha çok çabalayın beyler diyeceğim. Evet bu konuşmayla oyunculardan olumlu tepki aldık. Artık bence pozitif futbola dönebiliriz. Rakip bizim kalemize gelmekte zorlanıyor. Biz biraz daha rakip kaleye daha riskli paslarla gidelim. İlk yarının sonlarına doğru momentum ellerine geçirdiler. 4 şut çektiler ama isabetli şut gönderemediler. Ama gol beklentisinde Bizi yakaladılar ve hatta üzerimize çıktılar. Şimdi ne yapabiliriz? El Sugo'yu dinlendirmek istiyorum bu maçta. El Sugo yerine buraya Enguessan'ı alacağım. Halit'in yerine Musavi'yi ye oyunu alacağım. Kanat forvet, hücum diyeceğim. Bunun dışında başka bir oyuncu almak istemiyorum şimdilik. Birebir de konuşalım. Musavi ve Enguessan'la şöyle oyuncuları motive edelim. İkinci yarıya o şekilde çıkalım. İkinci yarıya başlarken de oyunculara daha çok çabalayın dedim. Yani rakibimiz isabetli şut gönderemiyor ama biz de hücum anlamında yine biraz sıkıntıdayız bu maçta. 55. dakikaya kadar geldik. Gol beklentisinde 0.41'deyiz hala. Hücum ağırlıklı futbola döneceğim. %67 top bizde kalıyor. Biraz daha saldıralım rakip kaleye. 65. dakikaya geldik şimdi. Dio'yu çıkaralım. Dio'yu da dinlendirmek istiyorum. Dio'nun yerine Makati alacağım oyuna. Makati girsin. Sağ tarafta da Zagar'ı çıkarıp Ostoic oyunu alacağım. Şöyle bir takım konuşması da yapalım. Hadi bakalım çocuklar. Muminovic ortaya gönderdi şimdi. Mista çıktı aldı topu. Haydi Mista. Şimdi rakip geriye doğru çekiliyor. Önde baskı yapmayacaklar gibi. Espen baskı için ikinci bölgeye bekliyorlar. Burke, Espen Döndü makat yapası verdi. Madi iyi çıkardık oradan topu. Musavi soldan bindirme var. Kikpiri. Kikpiri kaptırma sakın. Ya kaptırma Kikpiri Allah aşkına ya. Savunma arkasına Espen yetişemeyecek. Vivaldo da atacak. Allah kahretsin seni Kikpiri. Bir tanesi bitiyor diğeri başlıyor ya. Kafayı yersin Allah'ım yarabbim. Loko gel oyna. Berbatsınız çocuklar. Yaratıcılık vereceğim biraz. Onun dışında karşı pres zaten açık. Topu hızlıca elden çıkarsın kalecimiz. Savunma hattında bir tık öne çıkaracağım. Bizim gol atmamız lazım. Rakip golü attı. Sonrasında da çekildiler. Makati'yi yine forvet arkasına atacağım. Enguessan'la Kamara'nın yerini değiştirelim. Kamara'ya da merkez orta sağ hücum diyeceğim. sana. Derin oyun kurucu destekleyeceğim. Gizli forvet hücum yapacağız. Biraz risk aldık ama gol lazım bize. Şimdi Espen. Geriye döndü Mika. Mika pası verdi Enguessan. Musavi'ye doğru. Musavi ortaladı. Banza'dan önce savunma offside mı? Offside. Şimdi bir highlight daha gösteriliyor. Burke. Burke Pas Enguessan. Onun pası Ostojic. Geriye döndü Burke. Enguessan. Madi Kamara'ya doğru iyi bir pas. Madi çevirdi. Makati. James Makati sahnede. En golcü oyuncumuz yine attı golü. 2-1 öne geçiriyor bizi Makati'ye. Aferin oğlum. Aferin sana Makati. Şimdi hemen yaptığımız değişiklikleri geri alıyoruz. Makati'yi geri çekiyorum. Burada merkez orta saha hücumu oynayacak. Kamara iki yön orta saha olarak oynayacak. Enguessan derin oyun kurucu olacak. Burke. Burke'ye bir standart bek destek diyelim. Talimatlardan pres şiddetini azaltmasını isteyeceğim. Mevkiden ayrılmamasını isteyeceğim. Onun dışında dengeli oyun anlayışına döneceğiz. Koşu yoluna pası kapatalım. Kademeye dönüp tempoyu düşürelim. Savunma hattımızı bir tık geriye çekelim. Hatta pres hattını çekmeyelim. Pres hattını çekmek biraz risk olabilir. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin çocuklar. Savunma ağırlıklı futbola dönüyorum. Kendi evimde. <laughs> Bana bunu yaptırdılar. Kazandık. Evet, rotasyon yaptık. Tabii biraz zor geçti bu maç bizim için. Son dakikalarda bulduğumuz golle 2-1 galibiyetle kapatıyoruz bu maçı. Güzel, kayıpsız ilerliyor olmak iyi. Şimdi parmakla işaret ettim. Tebrikler beyler, iyiydiniz diyeceğim. Devam. Bizim için çok iyi oldu. Dortmund kendi evinde Freiburg'la 0-0 berabere kaldı. Yani bu maçı kazanarak Dortmund'larımızdaki puan farkını 3'e indirmiş olduk. Bakalım Bayern Münih puan kaybı yaşayacak mı? Bayern Munich de puan kaybı yaşarsa bu hafta mükemmel olacak. Amin Harit kasık çekilmesinden dolayı sakatlandı. 4-5 gün sahalardan uzak kalacak. Makati yine maçın en iyi oynayan oyuncusuydu bizim adımıza. Şimdi biz oyuncularımıza dinlenme verelim. Antrenmanlardan bir günlük dinlenme vereceğiz. Sıradaki maçımız Juventus deplasmanı. Çok önemli bir maç. Yani bu maçtan istediğimiz skoru alırsak çeyrek finale adımızı yazdıracağız Şampiyonlar Ligi'nde. Bizim için bence bu sezon adına önemli başarılardan bir tanesi olacak. Bayern Münih yine 4-1 kazandı maçını. Dortmund'un puan kaybı yaşadığı haftalarda Bayern Münih'in iştahı açılıyor ve farklı galibiyetler alıyorlar. Yalnız Dortmund'un performansı biraz bozuldu. Yani Bundesliga'da arka arkaya 3 maçtan puan kayıpları yaşadılar. Fortuna Düsseldorf'la 1-1 berabere kalmışlardı. Stuttgart deplasmından 2-0 mağlubiyetle ayrıldılar. Şimdi kendi evlerinde Freiburg'la yine 0-0 berabere kaldılar. Aslında bize şans verdiler. Onları geçebilirdik ama maalesef biz de burada Gladbach'la berabere kaldık. Frankfurt'a da 1-0 mağlup olduk. O şansı değerlendiremedik. Juventus maçı için şimdi maç hazırlığında neler yapacağız? Taktik çalışması olarak top rakipteyken neler yapacağımıza çalışalım bence de. Ofansif corner organizasyonlarından ziyade corner savunması ve serbest vuruş savunması çalışalım. Biraz savunmayı düşünmek istiyorum bu maçta. Şimdi deplasmana gidiyoruz. Juventus açık ara favori. Maç öncesi anketler %54 Juventus galibiyeti, %29 beraberlik, %17 de 1860 Münih galibiyeti demiş zor geçecek bu maç bizim için. Rakipte yine Montipo bu maçta forma giyemeyebilir. 8 gün 2 hafta arası diyor. Rakip kaleci yine muhtemelen regen oyuncuları olacak. Biz bu maçta haritten faydalanamayacağız ve kick peer'i de kadroya kayd kadroya kaydettirmediğimiz için oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde diğer mücadelelerde Marsilya sürpriz bir şekilde Barcelona'yı turun dışında bıraktı. Marsilya deplasmanda 3-1 kazanarak genel skoru 5-4 yaptı ve Barcelona'yı elemeyi başardı. Chelsea Liverpool'a eledi 3-0'la. Dortmund 2-2 berabere kalarak Monaco'yu tur dışında bıraktı. Real Madrid de Arsenal'a karşı 1-0 kazandı. Arsenal de Şampiyonlar Ligi'nde tur dışında kaldı. Kadroya gelelim bakalım. Şimdi sağ tarafta Gendre'yi kullanacağım. Burke'yi Espen yerine kullanacağım. Sol tarafta da Loco'yu kullanacağım. Essugo'nun sakatlığı var. Essugo'yu bu maçta kullanamayacağız maalesef. Essugo yerine Madi Kamara'yı alsak. Madi Kamara, Karar Alma 12, Vizyon 13, Pas 13, Teknik 13, Fırsat Buldukça Hücuma Katılır, Kaleyi Uzaktan Yoklar, Maçın Temposuna Yön Verir diyor. Peki Kamara'yı oynatalım orada. Suga yerine de Enguessan'ı oyunu alacağım. Boris Zagar'ı değil bu maçta Osto 3'ü kullanacağız. Sol tarafta ne yapacağız? Şimdi sol tarafa Valleo'yu alacağım bu maçta. Ve yedekleri de belirleyelim. Karitos da gelsin. Şimdi bu maçta nasıl bir taktik anlayışla oynayalım? Her şeyden önce sadece önümüzdeki maç diyeceğim. Kanat oyuncularımı biraz geriye çekeceğim bu maçta. Yani savunmayı düşünmemiz gerekiyor. Kanat oyuncularını geriye çekerek kanatlarda onların bek oyuncularına desteğe gelmesini isteyebilirim. Müdahalelerde sert ol var. Daha sıkı yap, markaj yap talimatı da vereceğim bu oyuncuya. Böylece o kanat bek oyuncularını takip etmelerini isteyeceğim. Onun dışında şurada bu maçta bence Gizli libero kullanalım. O da savunmada bu half space koşusu yapan oyuncuların etkinliğini azaltmaya çalışsın. Madikamara. Başka ne yapabiliriz? Şöyle bir talimatlara gelelim. Tempomuz biraz yüksekte kalsın yine. Kontra atak oynayacağız çünkü. Karşı pres kapalı kalacak. Onun dışında rakibin orta yapmasına izin vermeyeceğim. Rakibi kanatlardan oynamaya zorlayalım. Yani rakibin kanatlarında birer tane oyuncu var. Merkezi kapatıp kanatlara yönlendirmeye çalışalım. Kanat oyuncularını da zaten bizim kanat oyuncularımız takip ederse eğer kanat oyuncularının da etkinliğini o şekilde azaltmaya çalışırız. Şöyle bir rakip takım talimatlarına da gelelim. Weston McKennie. Onu sol ayağına yönlendireceğim. Sol tarafta da Ruggeri var. Onu da sağ ayağına yönlendireceğim. Ibanez'e pres verebiliriz. Tamam. Maça hazırız ya. Yani tamam bence hazırız. Hadi bakalım. Maça doğru ilerliyoruz. Juventus deplasmanındayız önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adımızı yazdırmak istiyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak bizim için. Yani rakibin oyununu tutalım. Rakibin oyununu bozalım. Onlar gol atamadığı sürece arkada boşluk yakalama ihtimalimiz artacak. İlk amacımız rakibin oyun oynamasını, kalemize tehlikeler yaratmasını engellemek. Yani maça da bence iyi başladık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Maç momentumu şimdi Juventus'a geçti. Kalemize de şutlar gönderiyorlar. İki şut gönderdiler kalemize. Bir tanesi isabetli. Ondan da 0-15'lik gol beklentisi oluşturdular. Şimdi 28. dakikada ilk highlight gösteriliyor. Ibanez topu aldı. Locatelli'ye verdi. Locatelli'nin pası Timber. Orada Banza'nın presi var. Ibanez. Timber. Bu arada rakip kaleci. Bir bakacağım ona. Montipo'yu oynatıyorlar bugün. Sakatlığı tam olarak iyileşmemesine rağmen Montipo'yu oynatıyorlar ama şöyle bir problem oldu. Dio diz girişinde çekme yaşıyor. Diz sakatlıklarında oyuncuyu tutamayız. Mecburen çıkarmamız gerekiyor Dio'yu. Yerine Essugo'yu alacağım. Essugo'yu iki yönlü orta sahaya çekeceğiz. Ve Enguessa'nı merkez orta saha hücum rolüne çekeceğiz. Dio'nun erken sakatlık yaşaması tabii kötü oldu bizim için. Disk girişinde zorlama yaşadı. Onu oyundan almak zorunda kaldık. Şimdi Fagioli dışarı vurdu. Madi o boşluğu kapatmaya çalıştı orada. Belki de rakibin daha iyi şut çekmesini engelleyen o oldu. Şimdi sol taraftan taç atışını kullanacağız. Top Loco'da. Esugo Loco. Tekrar Esugo'ya. İyi bir pas. Manuvalleho. Manuvalle o banze direkte patladı. Uzaklaştırıyorlar topu. Ah be oğlum. Net bir pozisyon yakaladık aslında. 042'ye 42ye fırladı gol beklentimiz bu pozisyondan sonra. Ama top ağlara gitmedi. Evet 45 artı 2 de geride kaldı. İlk yarı 0-0 beraberlikle kapatıyoruz. Performansınızı bir tık arttırmanız lazım dedim. Yine mevkiler bazında oyuncularla konuşacağım. Oyuncuların motive olması lazım. Bizim için önemli. Şimdi Erken ortaları da kullanmaya başlayalım. Hücumda en önde Banzo oynuyor. Hava toplarında oldukça etkili bir oyuncu. Erken ortaları kullanıp rakibi o şekilde avlamaya çalışalım. Banzaya başka türlü de top ulaştıramayacağız gibi zaten. Yani tamamen oyunun savunma yönünü oynamaya çalışıyoruz şu anda. BM'de bunu yapmakta oldukça zor. Osto hiç biraz zorlanıyor. 6.4 ile oynuyor. 60. dakikada geride kaldı. 70'e doğru ilerliyoruz. Şimdi 4-2-4'e döndüler. 4-2-4'e döndüler. Ben şuradan pardon. Şuradan talimatlardan rakibi kanatlardan oynamaya zorla talimatını kaldıracağım. Ön alanda kanatları oyuncular attılar çünkü. Ö Defansif orta saha pozisyondaki oyuncuların da ikisini de volanteye çevirmişlerdi. Şimdi bir tanesini savaşçı orta sahaya çevirdiler. Yani tamamen hücumu düşünüyorlar artık. Vlahovic direkte patladı dışarı attılar topu. Ne penaltı mı hocam nasıl ya? Nasıl hocam? Nasıl penaltı? Pozisyon inceleniyor. Penaltıyı verecek. Mista. Haydi koçum. Vlahovic topun gerisinde. Penaltıyı kullanacaklar. Mista. 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 Kurtardı be. Adam adam. Helal olsun be. Helal olsun sana Mista. Marcos Alonso şimdi Cornero kullandı. Mista çıktı ve aldı topu. Helal olsun Mista. Belki de bize turu getirdi Mista. Şimdi Banza'yı çıkarıyorum. Borbas'ı oyuna alıyorum. Enguessan yoruldu onun yerine. Lamin Kamara'yı oyuna alacağım. Şimdi savunma hattında ne yapabiliriz? Savunma hattında bir şey yapamayız ama James Makati'yi de oyuna alacağım sağ tarafta. Haydi çocuklar. Size güveniyorum oğlum. 75. dakikayı geride bıraktık performansınıza devam edin. Şimdi ben de talimatları bir gireyim. Kademeye dönüp tempoyu düşürmelerini isteyeceğim. Haydi çocuklar. 83. dakika korneri kullanacağız. Topun gerisinde Kamara. Kamara ortaya açtı. Vur kafayı. Burke'den önce savunma. Burke şimdi aldı. Burke döndü. Pas Mika'ya. Mika, Mika sekti top ağlara gitti. 1-0. Locatelli kendi kalesine attığı tur geliyor. İşte bu be işte bu. Mika attı golü. 1-0 öne geçiyoruz. Helal olsun be süpersiniz be çocuklar. Süpersiniz oğlum süpersiniz. Şimdi sol tarafta Lokoyu standart bek desteğe çevireceğim. Düşük şiddetli pres yapsın. Mevkiden de ayrılmasın. Buraya da artık sahte bek savunma diyeceğiz bek oyuncularımızı da hatta sağ bek oyuncumuza standart bek savunma da diyebiliriz. Sol önde çünkü kanat oyuncusuyla oynuyorlar. 90 artı 3 maç bitiyor. Yaptık işte bu helal olsun. Savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Yani gol beklentimiz 0.61. Rakibin gol beklentisi 1.67. Ama bunun 0.72'lik kısmı, 0.75'lik kısmı penaltıdan geldi. Onlar da yani 0-90'lık bir gol beklentisiyle bitirdiler maçı. Savunma yapmamız gerekiyordu. Yaptık. Çok iyi bir şekilde yaptık. Duran toptan golü de bulduk. 1-0 deplasmanda Juventus'u yenmeyi başardık. Mista penaltı kurtarışı yaptı. Bence maçın yıldızıydı zaten. Bizim adımıza maçın en iyi oynayan oyuncusu oldu. 3 tane kurtarışı var. Kasamıza 9.6 milyon euroluk bir giriş olacak yine. Mista maçın adamı oldu. Sarılacağım ya Mista'ya. Kolumu omzuna atayım. Son maçta göstermiş olduğun üstün kalecilik performansından ötürü seni tebrik ediyorum oğlum. Mükemmel bir performanstı gerçekten. Şimdi muhtemel rakiplerimize şöyle bir bakalım. Atletico Madrid Manchester City elemeyi başardı. Bu da bence sürprizlerden bir tanesi. Manchester United Inter eledi. Real Madrid Arsenal eledi. Dortmund Monaco eledi. Paris Saint Germain Milan eledi. Biz Juventus'u eledik. Chelsea Liverpool'u turnuvanın dışında bıraktı. Marsilya'da Barcelona'yı tur dışında bırakmayı başardı. Şimdi bir sonraki maçımız Leipzig'le. Bence o maçı da yapar bu bölümü öyle kapatırız. Oyuncularımıza antrenmandan bir günlük dinlenme verelim. Leipzig maçını da yaparsak bu bölümde kaç maç yapmış olacağız? Leverkusen maçıyla açmıştık galiba değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 maç oynadık. Leipzig maçında yaparsak 6 maç olacak. Olsun. 6 maç olsun bu bölüm. Güzel ilerliyoruz. Şimdi ben böyle dedim ya Leipzig maçında performansımıza nazar değer. Mağlup olur bölümü o şekilde kapatırız. Dion'un performansını övmemiz lazım. Aferin diyor. Oldukça iyi bir performans ortaya koyuyor. Leipzig için de gözlemci raporu geldi. 3-4-1-2 ile oynayacaklar. Veri merkezinden Oyun sistemlerine bakalım. Topa sahip olarak oynamaya çalışacaklar. Komple forvet, yaratıcı forvet, ofansif oyun kurucu, kanat bek ve iki yönlü bek. Burada da defansif orta saha ve savaşçı orta saha ile oynayacaklar. Sanki Juventus maçındaki taktiğimiz gibi bir taktikle çıkabiliriz bu maça. Yani ön taraftaki kanat oyuncularımızı orta sahaya yaklaştırıp buradaki bek oyuncularına bek oyuncularına birebir markaj verip rakibi de kanatlardan oynamaya yönlendirebiliriz belki. Yani Juventus maçında işledi bu taktik. Bu maçta da deneyebiliriz. Duran toplardan problem yaşıyorlar. Gözüme ilk çarpan şey o oldu. Yani duran top çalışabiliriz bu maçtan. Ara paslarından goller yemişler. Ve 16 asistin 5 tanesi de ceza sahasının içinden kaydedilmiş. Top özellikleri iyi. Orta saha ve savunma hattındaki oyuncularımızın pozisyon alma özelliklerinin yüksek olmasına dikkat edeceğim bu maçta. Ve dediğim gibi ön alandaki kanat oyuncularımızı orta sahaya yaklaştırmaya çalışacağız. Şimdi onlar topa sahip olarak oynamaya çalışacaklar. Top rakipteyken neler yapılacağına mı çalışalım? Öyle yapabiliriz. Rakibin, rakip takımın en verimli hücum kombinasyonları gözden geçiriliyor. Buna çalışalım. Korner savunması yerine ofansif korner organizasyonları çalışalım. Yine deniyorum aynı şeyi. Duran toplarda hücum organizasyonları çalışacağım. En son bunu yaptığımda duran toptan gol yemiştim. Umuyorum bu sefer yemem. Aynı hatayı ikinci kez tekrarlamış olmam. Şans eseri olduğunu düşünüyorum bir önceki maçta. Bakalım gerçekten şans eseri mi oldu? Yoksa duran top çalışmadığımız için mi oldu? Onu göreceğiz. Eintracht Frankfurt Kaiserslautern'i 2-1'le geçti. Rakiplerimiz kimlerle oynayacak? Bayern Münih kendi evinde Mainz 0-5'i ağırlıyor. Dortmund'da Werder Bremen deplasmanına gidiyor. Puan kaybı yaşamazlar diye düşünüyorum bu hafta. Form grafiğimiz oldukça iyi. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. Rakibimiz 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet almış. Maça Leipzig favori olarak çıkacak. David Raum cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor. Sol bek oyuncuları ki bu sezon 24 maçta forma giymiş. Bizde şu anda eksik bir oyuncu yok. Umarım maç saatine kadar da herhangi bir sakatlık yaşamayız. Şimdi yine bu maç öncesinde rakibin kaybettiği maçlarda rakiplerinin nasıl oynadığını merak ediyorum. Bayern Münih üçlü bir sistemle kazanmış maçı. Dortmund 4-3-3 oynuyordu galiba. Dortmund Dortmund 4-3-3 oynayarak kazanmış. Stuttgart nasıl kazanmış? Onlar da üçlü sistemle kazanmışlar. Benfica 1-1 berabere kalmış. Benfica 4-2-3-1 ile berabere kalmış. Şimdi üçlü sistem oynamıyoruz ama daha önce kazanmışız 4-2-3-1 ile bizde. Peki Tamam. Bu maça 4-3-3 ile çıkacağız. Ama dediğim gibi ön alandaki kanat oyuncularımı orta sahaya yaklaştıracağım. Rakiplerim hata yapmadı. Dortmund 1-0 kazandı deplasmanda. Bayern Münih de kendi evinde 2-0 galip geldi. Şimdi artık bizim bu maçı kesin kazanmamız lazım. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Zor bir maç olacak bizim için. Ama elimizden geleni yapıp maçı kazanmaya çalışacağız. Tabi deplasmanda oynuyoruz. O da ayrı bir zorluk yaratacak. Bakalım. Şöyle bir fikstüre gidelim. Bayer Leverkusen'de Köln'ü 3-0'la geçti. Ben yine rakip takım talimatlarını otomatik vereceğim. Sonrasında oraya bir göz atarız. Bu maçta Gendre oynayacak. Burke'nin yerine Espen'i oynatacağım bu maçta. Burke'yi de yedekler arasına alabiliriz. Aslında Espen'i oynatayım? Yoksa İsmail Cömert'i mi oynatayım? İsmail Cömert yedekler arasında kalsın. Maçın ilerleyen dakikalarında İsmail Cömert'i de oyuna almayı düşünebilirim. Mikafai, Loco, Ön liberada derin oyun kurucu pozisyonda Esugo'yu oynatacağım. Enguessan kalacak. Enguessan'ın maç yükü ağır. Onun yerine Lamin Camara ile çıkalım. Ostoic, Manu Valleo. Harit Manu Valleo'nun yerine gelsin mi oyna? Tamam. Harita oyunu aldık. Harita ilk 11'i aldık. Manu o yedekler arasına alalım. Borvet'te de bu maçta Banzam'ı Borbas mı? Borbas. Banza yine ya. Yani hava toplarında çok etkili Banza. Horner'den falan duran toptan bir tane gol atabilir. Şimdi sadece önümüzdeki maç diyelim. Yine kanat oyuncularımızı geriye çekelim. Burada sol taraftaki kanat oyuncuma daha sıkı markaj yap talimatı da vereceğim. Yalnız forvette yaratıcı forvet oynatmak istiyorum bu maçta. Banza'ya yaratıcı forvet diyelim bakalım. Karşı presi açalım mı? Karşı presi açmayalım şimdilik. Rakibi kanatlardan oynamaya zorlayacağız. Ve orta yapmalarına izin vermeyeceğiz. Şimdi şöyle bir rakip takım talimatlarına gidelim. Dani olmaya sıkı markaj yap diyor. Dani olmaya sıkı markaj yapabilir miyiz soru bu. Dane olmaya sıkı markaj yapalım. Ama Openda'ya sıkı markaj vermeyelim. Onu zayıf ayağına yönlendirelim. Sağ bek oyuncusunu sol ayağına, sol kanat bek oyuncusunu da sağ ayağına yönlendireceğim. Bu şekilde maça gideceğiz. Hadi bakalım. Şöyle başlangıç seremonilerini atlayalım. Başlama vuruşu yapılsın. Başlar başlamaz da oyunculara başarabilirsiniz beyler dedim. Şimdi Dio araya oynadı. Castelio'da kaldı top. Castelio boyamaya verdi. Boyamon'un pası Javier. Javier iyi çıkardı. Dani Olmo, Sesko, Rodrigo Gomez. Kanata yönlendirdiler oyunu ve golü attılar. <laughs> Allah kahretmesin ya. 5 dakikada kalemizde golü gördük. Pozitif futbola döneceğiz. Aslında istediğimi yaptılar. Kanata yönlendirdiler ama set oyununa geçmeden kanata yönlendirdiler. Kontradan avladılar bizi. Şimdi Dio ortayı açtı. Ve gol geldi Simon Banza. Bunun için tuttum onu oyunda. Yaptı yine yapacağını Simon Banza. 7. dakikada cevabı veriyoruz hemen. Aferin çocuklar. Helal olsun. Hızlı bir şekilde cevap verdik Leipzig'e. Şimdi taç atışını kullanacaklar. Save out. Bas Haver. Arkaya Sesko'ya. Sesko golü attı hakemin eli havada. Yalnız oyuncular kolları kaldırdılar bir. Şimdi bir iki oyuncu yine kollarını kaldırıyor. Gol geçerli mi acaba? İptal bence. İptal. Savunma arkasına iyi bir pas attılar. Mika Esugo. Acaba ben yine Esugo'ya gizli libero rolü versem mi ki? Ya da ön libero'daki oyuncu sayısını ikiye mi çıkarsam? O da bir seçenek olabilir bizim için. Şimdilik Esugo'yu gizli libero rolüne çekeceğim. Başarabilirsiniz çocuklar. 30. dakikaya geldik. Yani maç momentumu genelde bizden yana. Dio pası verdi. Harit, harit, harit. Dışarı gitti top. Ah be harit be. Bunları yapabilmen lazım senin. Başarabilirsiniz çocuklar. Gol beklentisinde rakipten daha iyiyiz. 8 şut çektik. İkisi isabetliydi. Daha yaratıcı oynayalım. 9 şut, 3'ü isabetli. Rakip de isabetli şut konusunda problem yaşıyor. Şimdi Esugo topu aldı. Esugo Gendre'ye pas. Yandre tekrar Esugo'ya. Esugo Kamara'ya iyi bir pas. Çok iyi pas aradan. Haydi Harit. Haydi Harit yapma artık oğlum. At bunlardan birini ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzel çıktı hücum aslında ama Harit harcadı pozisyonu. Orta Castelio şimdi Kamara topu aldı. Pas bir kez daha Harit'e. Offside, offside, offside. Harita 6.6 ile oynuyor. Performansınızı hiç beğenmedim çocuklar diyeceğim. Harit'in yerine Manu Valleo'yu oyuna alıyorum. İkinci yarıya böyle gideceğiz. Hadi bakalım. Manu Valleo oyuna girdi. Başarabilirsiniz çocuklar dedim. İkinci yarıya çıkıyoruz. Yani maç momentumunu kaybetmemek lazım. Haydi Ostoic. Şimdi Friki'yi kullanıyoruz. Ostoic Panza'dan önce savunma. Essugo topu aldı. Essugo ortaladı. Dio'dan önce savunma. Ostoic de kaldı. Ostoy çıkardı. Essugo'ya. Onun pası Kamara. Tekrar Essugo. Essugo ortaya açtı. Banza savunma. Allah kahretmesin dışarı gitti top. Rakibi bunalttık ama gol gelmiyor. 16 şut 6'sı isabetli. Haydi çocuklar haydi. 60. dakikaya geldik. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Dio'yu forvet arkasına çekeceğim. Gizli forvet olarak. Esugo'yu buraya çekeceğim. Esugo'yu sol tarafa çekelim. Kanat bekten oluşan boşluğu tamamlasın. Lamin Kamara'yı da bu pozisyona çekeceğim. Lamin Kamara yerine Enguessan'ı oyunu alacağım. Enguessan'ın top salanı yüksekte. Enguessan'ın pozisyon alması 16. Tamam. Enguessan'a da burada derin oyun kurucu destekleyeceğim. Takım konuşması da yapalım. Haydi bakalım Enguessan. Çık ve fark yarat. Loco. Manu Vallejo. Loco. Ortayı açtı. Osto hiç banza attı golü hakemin eli havada yapma hocam ya. Kolu kaldırıyor bizim oyuncular değil mi? Gol geçerli bence ya. Gol geçerli. Gol geçerli. Gol geçerli işte bu. Helal olsun be. 62. dakika. Şimdi Espen sen oyundan çıkıyorsun İsmail Cömert geliyor. Forvet mi? Boris Zagar. Gel bakalım oğlum. Boris Zagar'ı da Dion'un yerine oyuna alacağım. Yok ya bu çok mu riskli bir hamle olur? Oyunu duraklatma hakkım var değil mi? Tamam sadece İsmail Cömert'i alayım şimdi. Hadi bakalım İsmail. Ay, Santra'dan highlight gösteriliyor. Sıkıntı büyük. Castelio Openda'ya verdi. Onun pası Seywald. Seywald topu taşıdı. Allah'ını seven savunmaya gelsin. Arkaya Simakan ve golü gördük kalemizde. Hakemini da hocam offside ver. Ne olur offside ver. Offside ver hocam. Hocam offside. Elleri kaldırdı oyuncular. Gol geçerli. Santra'dan zaten highlight olunca anladım böyle bir şey olacağını. Başarabilirsiniz çocuklar. Yalnız momentum rakibe geçti. Dengeli oyun anlayışına dönelim. Gendrey, Dio. Dio. Pası verdi Mika. Mika. Topuk pası şimdi İsmail Cömert. İsmail aman aman dön geri. Mista. Mika Faye. Solda Loko'yu buldu. Loko. Manu Vallejo. Manu. Manu Allah aşkına bir şey yap ya. iyi bir şey yap. Nguessan. Nguessan da hata yaptı. Kapını topu. Openda. Geriye döndü. Boyamo. Yine savunma markasına Kapatın orayı. Openda. Offside ya. Hocam artık bu offside ama. Gol İtalya savunma arkasına çok fazla top atıyorlar ya. Nasıl engelleyeceğiz ki bunu? Yani buraya da Mika geldi. Esugo, Loco kapatmaya çalıştılar ama. Openda sürekli savunma arkasına koşu yapıyor. Ay. Taş atışını kullanıyoruz ama çok tehlikeli bir yer. Hadi bakalım ne olacak? Enguessan, Gendre önde baskı yapıyorlar. Evet. Kaybettik topu. Dani Olmo. Seyvald vuracak ve golü atacak. Hay mista. Helal olsun. Hadi çocuklar ya. Hadi oğlum. Hadi. Loco kötü oynuyor. Gendry yine biraz sıkıntılı. Olstovic alamadı topu. Olmo. Dani Olmo. Olma pası verdi. Pardon olma şimdi aldı topu. Yine oyunu oraya genişlettiler. Simakan. Allah'ım ya Rabbim, Oğlum niye böyle oluyor? Bir dakika ya. Standart bek destek. Buraya da standart bek destek. Standart stoper olarak oyna. E, çıkaracağım. Madi'yi oyunu alacağım. Osta işte yoruldu. James McCarthy'yi de oyunu alalım. Korner'i kullanacaklar şimdi. Save alt. Ortayı açtı. Highlight kesildi. Şimdi sağ tarafta kanat bek hücuma dönüyorum. Yandre'yi hücuma çıkaracağım. Uzatmalar 90 artı 3. Evet bu maçta da puan kaybı yaşayacağız gibi. Maalesef 2-2 berabere kaldık. Yani geriye düştük sonra öne geçtik ama ikinci yarının sonlarına doğru gerçekten savunma arkasına çok fazla top attılar. Loko'nun olduğu kanattan çok fazla geldiler. Zaten golü de oradan buldular. Loco savunma anlamında aksadı bugün. Yine Gendry kötü bir performans ortaya koydu. Rakibin o oyununa bir türlü çözüm bulamadık ve kalemizde gol gördük. Çok iyi oynadınız beyler. Böyle demeyeceğim ya olur böyle şeyler canınızı sıkmayın diyeyim. Böyle devam edelim. Evet maalesef puan kaybı yaşadık Leipzig deplasmanında. 2-2 berabere kaldık. 57 puanla 3. sıradayız. Liderle aramızdaki puan farkı 12'ye çıktı. Dortmund'u yakalayabilir miyiz? Bence o da şüpheli. Onlarla da aramızda 5 puanlık fark var. Leipzig le aramızdaki puan farkı 12. 3. sırada yer alacağız gibi. Şeyi merak ediyorum. Şöyle bir Bundesliga'ya gelelim. Geçtiğimiz sezonlarda kaçıncı sıralarda tamamlamıştık? Bir önceki sezonu ikinci sırada tamamladık. Ondan önceki sezonu dördüncü sırada tamamladık. Zaten ondan önceki sezonda da Bundesliga 2'deydik. Dördüncülük, ikincilik bu sezonda muhtemelen üçüncülük olacak. Doğru yoldayız. Bence iyi ilerliyoruz. Şimdi artık bu bölümü burada kapatabiliriz bence. Bayern Münih'le oynayacağız bir sonraki bölümde. Kendi evimizde oynayacağız. Puan farkını kapatma şansımız olacak. Eğer Bayern Münih maçından galibiyet alırsak, sanıyorum Bayern Münih'e karşı ilk galibiyetimizi almış olacağız. Önceki karşılaşmalara bir bakalım biz hiç kazandık mı? Evet, Bayern Münih'e karşı hiç galibiyet alamadık şimdiye kadar. Bu kariyerin amacı Münih'i maviye boyamaktı. Şu ana kadar başarılı olamadık ama bakalım bir sonraki bölümde Bayern Münih'e karşı kazanırsak eğer Münih'i yavaş yavaş maviye boyamaya başlayacağız. Ama öyle görünüyor ki bu sezonun şampiyonu Bayern Münih olacak. Puan kaybı yaşamıyorlar. Sadece bir mağlubiyet bu sezon. Onu da Dortmund'a karşı deplasmanda aldılar. Bölümü kapatmadan takım dinamiklerine şöyle bir bakalım istiyorum. Bizi destekleyen oyuncu sayısı 26. Oyuncularımızın tamamının desteğini almış durumdayız. Selmani aldığı forma süresinden dolayı endişeli. Selmani'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? 2030 yılında bitiyor. Yani sonraki bölümlerde ona forma şansı vereceğim. Çünkü onu bir sonraki sezonda da kadroda tutmak istiyorum. Onun dışında antrenman sisteminden dolayı endişeli olan oyuncular var ama o çok önemli değil. Evet bence kadroya gelelim. Bu bölümü osto için profilinde kapatabiliriz bence. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde Bayern Münih maçıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, futbolla kalın.